Evet, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli ilçe belediye başkanımız, değerli Kayserispor'a gönül vermiş yönetim kurulu üyelerim, Sayın Samet Hocam, Bülent Dörükbaşı Hocam, yine teknik ekipte yer alan diğer hocalarım, değerli basın mensupları, çok değerli konuklar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum öncelikle. Bildiğiniz üzere pazar günü gece alınan bir kararla yönetimimizi çok hızlı bir şekilde topladık ve yönetim kurulumuzun kararıyla başkanlık koltuğuna biz oturduk. Yapılacak işlerle ilgili hem pazar günü hem de pazartesi günü yönetim kurulumuzda yeniden istişare ettik. Çok hızlı aksiyon almamız gerektiğini, Kayserispor'un bütün yalnız Kayseri'nin değil bu ülkenin bir değeri olduğunu ve yiğidin düştüğü yerden kalkması gerektiğini bu mahfilde çalışmamız için bizi yüreklendirdi arkadaşlar. Biz de hızlıca çalışmalara başladık. Birçoğunuz beni aradılar, zaman zaman görüştük. Bütün gayretimizle bu işleri takip ettiğimizi söylemiştim. Bizim ilk ve en önemli adaylarımızdan biri Sayın Samet Aybaba hocamızdı. Ben kendisine buradan hasreten teşekkür ediyorum. Bizi hiç ikiletmedi. Benim bu şehre vefa borcum var dedi. Siz Kayserilisiniz ama benim de Kayseri'de çok günüm geçti. Ben de yarı Kayserili sayılırım, hatta tam Kayseriliyim dedi. Yiğit Kayseriliyim dedi. Bugün de burada aramızda. Ben kendisine yeniden hasreten teşekkür ediyorum. Hocamızla bu sezon sonuna kadar anlaştık. Ama bizim gönül bağımız sonsuz. Bu zannedilmesin ki bugünün işi. Hocamızdan geçmişten gelen bir muhabbetimiz, sevgimiz, saygımız var. Kayseri sporumuzu konuştuk. Hocamla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. O da sağ olsun gönlünü bize açtı. Bu gönlünü açmanın sonucu da bugün buradayız. Ben şimdi sözü kendisine bırakacağım. Fakat başka bir değer sol yanımda oturuyor. Hepiniz benden iyi tanıyorsunuz. Bülent Bölükbaşı Bey. Kayserimizin çocuğu. Uzun yıllar bize emek verdi, hizmet etti. O da Kayserili sayılır. En son Katar'daydı. Evet. Katar'daydı. O da yurda döner dönmez ayağının tozuyla sağ olsun geldi. Beraber çalışmaya başladık. Sportif direktör olarak da Bülent hocamızla anlaştık. Ben şimdi hocalarıma söz vereceğim. Daha sonra varsa sorularınız onları da kısaca cevaplamaya çalışacağım. Buyurun Sayın Hocam. Evet arkadaşlar. Uzun yıllar önce geldim burada çalıştım. Böyle değildi tabii. Her şey değişti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman Melik Gazi Belediye Başkanı'ydı. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Her yer gelişmiş. Sahalar, tesisler, şehir biraz gezdik. Çok gelişmiş. Ama insanlar içindekiler aynı. Hep dost. Hep birlikte hareket eden insanlar. Yürekleri, gönülleri zengin insanlar. Ben de burada olmaktan son derece mutluyum. Takımın pozisyonunu biliyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türk futbolu aslında ekonomik olarak çok sıkıntılı bir süreçte. Kulüplerimizin çoğunun bu anlamda sorunları, sıkıntıları var. Bizim kulübümüzün de var. Dün oyuncularımızla biraz sohbet ettik. Bir idman yaptık onlarla. Onların da bu anlamda sorunları olduğunu bize ilettiler. Bir de tabii kötü bir başlangıç. Futbolda biliyorsunuz kötü başlangıç. Eğer çabuk önlem alınmazsa veya oyuncuları farklı motive edilmezse sürekli hale geliyor. O nedenle onlarla da konuştuk. Bu işler geliştikçe onların performansları da gelişecektir diye düşünüyoruz. İyi bir kadromuz var. Doğru kullanacağız. Çok çalışacağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu sadece benim çözebileceğim bir iş değil arkadaşlar. Burada bulunan herkesin katkıda olması lazım. Küçük küçük katkı bile her şeyi büyük organize diye düşünmeyelim. En küçük katkı bir sevgi. Onlara karşı da yapılan bir iyi niyetli bir davranış. Bir onları takdir etmek, alkışlamak. O bile onları motive eder. Şu anda takımın bu motivasyona çok ihtiyacı var. İlerledikçe işte önümüzde çok önemli bir maçımız var. İyi başlamak, kazanarak başlamak istiyoruz. Eğer öyle olursa bu kadro kafasını kaldırır, şehir de kafasını kaldırır ve iyi bir yerlere gelir diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz hocam. Evet Bülent Bey. Ya benim için aslında çok özel, çok güzel duygular şu anda. Yani çok güzel günlerim geçti burada. Bu şehrin bana verdiklerini, bana kattıklarını tekrardan bu şehre ödeyebilmek için geldim. İnşallah hocamla beraber bu takımı buradan çıkaracağız. Yani bu takımın hak ettiği yer burası değil. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp bu takımı buralardan yukarılara doğru çıkaracağız. Hak ettiği yere getireceğiz inşallah. İnşallah.
Bir de arkadaşlar bir sınır ötesi operasyon var. Fazla şey söylemeyelim. Türk milletiyiz biz. Kalbimiz orada atıyor zaten. Aynen öyle. Allah yardım etsin. Allah muzaffer eylesin inşallah. Amin. Amin. Evet, varsa çok kısa sorularınızı cevaplamaya çalışalım arkadaşlar. Hocam, teknik ekibinizde kimler yer alacak? Recep Hoca var. Takoz mecbur alıyor. Takozu çift atlıyor orada. Sonra halı sahada bize. Kançe Hoca var. O kaleci antrenörümüz. Emir var. Analiz ve izleme komitesinde olacak. Yunus Hoca var. Bülent var. Özcan, bir de Özcan bizzati var. Evet, varsa alalım. Yoksa arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Her şey Kayseri Spor için. Allah utandırmasın inşallah. Şimdi tamam. İmza arkadaşlar. Şöyle bir şey göstereyim. Evet. Hocam buraya bak. Hocam. Sırayla. Hocam. Arkadaşlar medyanın da desteğine ihtiyacımız var, biliyorsunuz değil mi? Hep birlikte hareket edeceğiz lütfen. İnşallah, inşallah. Bir yerden çıkalım, kurtaralım, ondan sonra yaparız bir şeyler aramızda. Bir araya geliriz. Anlaşırız yani. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.